Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizde görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Fransiyada Xitayga qarşı namayış ötküzüldü. 25 Mart Fransiyanın Paris şehrinde Xitayga qarşı namayış ötküzüldü. Xitay raisi Xi Jinping 25 Mart Fransiyaga ziyaret kelgan bolup, Fransiya, Gollandiya qatarlıq Avropa ellerde yaşayotgan bir qism Uyğur ve Tibetler Xitayning Sharqi Turkistanda ötküzüyotgan irqiy qırğınçılıq cinayetiga qarşı birleşme namayışı ötküzdi. İhtiyari muhbirimiz Irshad Özlükten haber kılışça, kollarda Sharqi Turkistan bayrağı ve Xitayga qarşı plakatlarını götürgen namayışçılar Xi Jinping diktator, Xi Jinping terörist, Uyğurlarga erkinlik degendek şuarlarını tovlaşkan. Namayışçılar Xitayning insaniyetke karşı ötküzüyotgan cinayetlerini xalqaraga tonutuş üçün lagerga sebepsiz kamalgan ölümalar akademiklerinin suratlarını körgezme kılgan bulup, Xi Jinping'nin Şarkı Türkistan xalqını kırgın kılıvatkallıqını işbaatlaş üçün onun heykelini gitlerge okuştup yasıgan. Namalum kişi Atiyurt Cemiyeti'nin Türkiye'deki vekilinin arkısıgı çüşken. 25 Mart China ait doğru bergen haberde bildirilmişçe Atiyurt Cemiyeti reisi Serikcan Bilaş oğlunun Türkiye'deki vekili ve adukati namelum kişiler tarafından parakendicilik uçurgan. Haberde Serikcan Bilaş oğlu tutkundan kuyup berilgen bolsa mu, bırak sakçılar tarafından mahbi kontrol kılıp turluvatkanlığını, hatta chet el muhbirleri bilen körüşüşkü ruhsat kılınmağanlığını, Kazakistan sakçılarının onunla tehdit selip, chet el muhbirlerinin ziyaretini xalığancı kubul kılsa türmegi taşlaydıqallıqını etkallıqını. Onun adukati Ayman Umarova'nın namalum kişiler tarafından parakendicilikke uçurgallıqını Ayman Umanova'nın 24 Mart özünün Facebook sayfasında keynige ergeşi verip parakendicilik kılgan namalum kişinin suretini ilan kılıp özünün bihaterlikeden ensireşki başlıqallıqını. Eğer gumanlıq kişi devamlıq keynige çüşse bu axtı bayanat ilan kıldıqallıqını bildirgen. Haber diyene Türkiye'de turvatkan Atiyurt Cemiyeti'nin vekili Babus Salam Uqutammu özünü muhbir deb atıp alğan namalum kişinin ägişi valğanlıqı. Bırak o kişinin muhbirlik genişkisini körüstelmegeliki Türkiye sakçılarıga dilo malum kılıp özünün bihaterlikini qoğdaşın talep kılğanlıqı. Babus Salam Uqutan əsildə Türkiyelik bulup Kazakistan'da faaliyet kılğanlıqı yakında özünün bihaterlikini közü tutup Türkiye'ye kayıtıp gelgeliki bildirildi. İgilinçe Babus Salam Uqutan Atiyurt Cemiyeti kolu çüşürgen Xitayning Sharqi Turkistan'da tesis kılgan lagerlerde Sharqi Turkistan halkını kırgın kılış hakkıdaki içki ekvallar hakkıdaki muhim materiallarını Türkçe'ye tercüme kılıp lagerinin içki ekvalini paş kılışta muhim rol oynayan. Türkiye Amerika'nın cevulan töpülükleri doğrusudaki kararını kattık ayıpladı. Türkiye, Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Donald Trump'nın İsrailiyanın Cevlan Töpülükleri'deki ilgilik hukukunu itiraf kılış kararını kattık ayıpladı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Cumhuriyeti Taşkışlar Ministerliği yazın bayanat ilan kılıp, Amerika Qoşma Ştatları hükümetinin İsrailiya tarafından 1967 yılından bu yan işgal kılıp turluvatkan Cevlan Töpülükleri üstüdeki İsrailiya ilgilik hukukunu itiraf kılış kararıdan epsuslandık ve onu kattık ayıplayımız diğerlerine kayıt kıldı. Bayanatta başta Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining 1981 yıl 497 numarlı kararı esletilip, Xalqara Kanun İğir Depsende kılınan bu kararının Amerika hükümetinin Ottur Şarıqta meselini hal kılıştığın emez, belki meselinin bir parçası buluş yoldaki pozisyasını devamlaştırvatkallıqını namayan kılgallıqı eskertildi. Bayanat yana mezkur karar Suriyanın ve Pütkül rayon devletlerinin zemin pütüllikigi ehmiyet berdiğan devletimiz ve xalqara cemiyetinin mesuliyetken azalarına nispeten pütülle inavetsizdir. İsrailiyanın xalqara kanunga xilap kılmışlarını bihudi şekilde kanunilaştırışkı urunup, rayonu teğimi eğir muqumsızlıkı iştirişinin ornığa, Birleşken Milletler Teşkilatı ehdinamesi körüstülgen asasi prinsiplarga ve BMT Xavfsizlik Kengashining kararlarına boysunuş, xalqara cemiyetinin barlıq azalarının tüp mesuliyetidir diyen ibarelerge orun berildi. Amerika Prezidenti Donald Trump tünügün Amerika Qoşma Ştatlarının İsrailiyanın Cevlan Töpülükleri'deki ilgilik hukukunu resmi itiraf kılgallıqını mezmun kılgan bir kararnameni imzalagan idi. (Gülüyor)
Washington Postisi gazeti Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq apitini pardozlayolmaydiganligini bildirdi. Amerikaning nufuzli gazeti Washington Postisi 24 mart tahririyat maqolasi e'lon qilib, Xitoyning har qancha qilsimi Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini pardozlayolmaydiganligini ilgari surdi. Erkin Asiya radiosining bildirishicha, mazkur tahririyat maqolasi atalmish Uyg'ur avtonom rayoni raisi Shohrat Zakirning o'tgan hafta Xitoy xalq saroyida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, yig'ib olish lagerlarini oqlaganligiga qarata e'lon qilingan. Shohrat Zakir axborot yig'inida Xitoyning jazo lagerlarini qurib, Uyg'ur va boshqa millatlarni qayta tarbiyalayotganligiga doir xabarlarni butunlay yolg'on deb inkor qilgan edi. U amaliyotda bizning bu markazlarimiz o'quvchilarni haqsiz tamoq va to'ralg'u bilan ta'minlaydigan yotoqlik maktablarga o'xshaydi degan edi. Washington Post'ning gazeti uning bu so'zlarini naql keltirib, lekin yetarli paketlar jumladan bu lagerlardan qochib chiqqan kishilarning bayonlari 1 million yoki uningdanmi ortiq tutqunning hech qachon erkin emasligi va og'ir badallarni to'layotganligini ilgari surmoqda dedi. Maqolada yana germaniyalik uyg'urshunos Adrian Zenisning lagerdagi tutqunlarni 1.5 million deb taxmin qilayotganligi, uning bir yoki birdan ortiq a'zosi lagerga qamalmagan hech qanday uyg'ur oilasi qolmadi deganligi. Amerika tashqi ishlar ministrligining yillik kishilik huquq dokumentida uyg'urlarning qonun xodimlari turma sistemasi va yig'ib olish lagerlaridagi xodimlar tomonidan sistemaning tan jazosi ham xo'rlashga uchrayotganligi tilga olinganligi ta'kidlandi. Maqolada yana Islom hamkorlik tashkiloti tanqid qilingan bo'lib, uningda Islom hamkorlik tashkilotining yaqinda ma'qullagan qarorida Xitoyning musulmon fuqarolariga ko'ngil bo'layotganligini madhiyalaganligi ayiblanib, Xitoy ommaviy munosabatlar strategiyasida atalmish Xinjiangdagi ofatni yashirmoqda. Lekin hech qanday axborot yig'ini xalqning tili, madaniyati va urf-odatlarini yo'qotishni maqsad qilgan jazo lagerlarini pardozlayolmaydi deyildi. Bu Washington Post'ning o'tgan yildan beri Uyg'urlar haqida e'lon qilgan 9-chi qitimliq tahririyat maqolasidir. Chinchuanguaning davomliq vazifa o'taydiganligi ilgari surildi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Sharqiy Turkiston vaziyatining xalqaroda kuchlik norozilik qo'zg'ishi, shuningdek, yaqinda Changchun shahrining sekretari Wang Junjingning atalmish Uyg'ur avtonom rayoniga yotkab kelinishi, kuzatuvchilarda Xitoy Kompartiyasi atalmish avtonom rayonlik partikom sekretari Chin Kuangoni yotkab ketishga tayyorlik qilyotamdi degan gumonni paydo qilgan edi. Lekin Hong Kongdagi Janubiy Xitoy shahar pochtasi gazetining 24 mart xabar qilishicha, navbatdagi Xitoy Kompartiyasining Chin Kuangoni yotkab ketish plani yo'q ekan. Xabarda Sharqiy Turkistondagi musulmonlarni bostirishning mazkur bosh ijrochisining davomli vazifasi qoldiganligi, Beijingning xalqaro tanqidlarga qaramay Chin Kuangoni Xinjiangda yaxshi ish qilyotadi deb qaraydiganligi ta'kidlandi. Xabarda qayd qilinishicha, bu yil 63 yoshga kirgan Chin Kuangoni Xitoy Kompartiyasining o'stirish nishoni bo'lsa-mu, lekin u hozirgi vazifasida davomli qoladi ekan. Beijingdagi vaziyatdan xabardor bir uchur berguchi siyosatning yo'nalishi bekitilib bo'ldi. Xinjiangda hammadan muhim masala muqimlikni qo'g'dash. Rahbarlikda biror o'zgarish yuz beradiganda qilmaydi degan. Ba'zi kuzatuvchilarning ilgari surishicha, agar Amerika hukumatı Chin Kuangoga embargo qo'ysa, uning davomli o'sib Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining doimiy komitetiga kelishini qiyinlashtiradi ekan. Kishilik huquq tashkilotlari Chin Kuangoning Sharqiy Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini ilgari surib, uni jazolashni talab qilib keldi. Jazo lagerlariga qamalgan o'limalar oshkorlanmoqda. Ko'rirmalarimiz televiziyamizni ta'minlagan uchurlar orqali Xitoy ishg'olchilarining Sharqiy Turkistonda jamiyatning har sohalarida tunilgan ziyolilarni tutqun qilganidek, xalqimizga ma'naviy jihatdan oziq berib kelayotgan tunilgan o'limalar va Xitoylar o'zlari ochgan Islom institutida o'qish bitirib chiqib, diniy ta'lim tarbiya bilan shug'ullangan yosh diniy olimlarni mo atalmish asabiylik terrorlik tuhmati bilan jazolayotganligi kun sira hassalab o'tirg'i chiqmoqda. Bu suratdagi birinchi nomerli kishi Abdujalil Oxunluq hajim, Yurunqash Dava Bazar masjidining xatibi, G'az masjidining imomi. Xitoy rejimi bu kishini 2017-yili atalmish asabi terrorchi degan tuhmat bilan tutib, 14 yillik qamoqqa hukm qilgan. Ikkinchi nomerli kishi Ubul Hasan Qarajim, Yurunqash bozori Patak masjidining imomi ham xatibi. Xitoy bu kishini atalmish asabi idiyasi bor degan tuhmatlar bilan tutqun qilgan bo'lib, biroq qancha yil kesganligi turmada yoki lagerda ekanligi ma'lum emas. Uchinchi nomerli kishi Muhammad Abdulla Qarim,
Yurunqash Ayaq Meyiqla Xanıqa Məscidinin imami həm xatibi. Bu kişini Xitay 2017 yılı səbəbsizlə əsəbi töhmət bilən tutqun qılıb 14 yıllık qamaqqa hökm qılğan. 4-cü nömrəlik kişi Abdunəbi Qarım, Yurunqash bazarı Yung Bazar Çoğ Məscidinin imam xatibi. Xitay bu kişini mə atanmış əsəbi töhmət bilən tutqun qılğan bulub, qançı il kəskənliki türmədə yəki lağırda işkənliki eniq əməz. 5-cü nömrəlik kişi Eli Hacim, Yurunqash bazarı Topaq Məhəlli Məscidinin imam xatibi. Xitay 2017 yılı bu kişini atılmış əsəbilik tökməti bilən tutup 10 yıllık qamaqqa hökum qılğan. 6-cı nömrəlik kişi Əbeydullah Axunum, Yurunqash bazarı baş meyiqla çoğ məscid xatibi. Xitay bu kişiyə əsəbilik idisi bar degan tökmət artqan bulub, amma qançı il kəskənliki eniq əməz. 7-cı nömrəlik kişi Muhammed Əmin Axunum, Yurunqash bazarı Taxtakövrük məscid imami. Xitay bu kişini mə atılmış əsəbilik degan tökmət bilən tutqun qılğan. 8-ci nömrəlik kişi Rozu Muhammed Qarım, Yurunqash bazarı Qutçı kənit Muzay məhəllə məscid imami. Bu kişini mə naməlum tökmətlər bilən tutqun qılğan. 9-cu nömrəlik kişi Abdusəməd Qarım, Yurunqash bazarı Meyiqla Mazar məscidinin imami. Bu kişi mə səbəbsiz tutub getilgan. Asaratiki Şərqi Türkistan temasida fəaliyyət edib verildi. 25 Mart Bartın Üniversitesi İnjinerlik Fakültesi zalında Asaratiki Şərqi Türkistan temasida fəaliyyət edib verildi. Fəaliyyət Bartın Üniversitesi İnsan Hakları Cəmiyyəti bilən Mədəniyyətlər Kültürü tərəfindən təşkilləndi. Fəaliyyətə Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti baş katibi Abdulahad Abdurrahman təklif bilən qatnaşdı. Fəaliyyətə Abdulahad Abdurrahman əfendi aldı bilən Xitayının Şərqi Türkistanı 1949 yılı işğal qılğandan başlap hazırgıçı bolğan tarixini qısqıçı tunuşturdu. Arqadan Xitayının Şərqi Türkistan xalqını dinsizləşdiriş və Xitaylaşdırış üçün davamlıq bastırıb gəlgənlikini, Şərqi Türkistan xalqının lağır və türmələrdə İslami kimliki və milli kimlikidən vaz keçişə məcbur qılınğanlığı, irqi qırğın qılışqa uçravatqanlığını təfsili tunuşturdu. Hörmətli televizor görüşlər, şunaqlı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkücə əslərinə cənabı Allah təbşirməz. Şunaqla proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət təşkilatlarına köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullah.